Ankara'dan geldik de sizi görmeye artık öyle yok yani. Geldim, çekim yapacağız yani. Peki, yok, Erkan Bey'di değil mi? Engin ve Ceyda Hanım. Benim sizinle yapmak istediğim bir video çok var. Çok güzel bir çift. Video vardı ama daha sonra yapalım. Onu da çekeriz ve onu da hallederiz yani beraber. Benim tamam. Çok şansım yok da siz çekin. Ben bilmem çekin artık. Evet, yenge başlayalım her zamanki mı gibi ben bilmem işim bilir diyor. Evet, başlayalım. İkinizi de alayım şöyle bir Er Meydanı'na. Misafirlerim Ankara'dan. Ankara'da dün kar yağışı vardı zaten. Kardan kaçıp buraya geldiler. Oranın kar soğuğu buraya geldi zaten. İki gündür biraz serin burası da. Ama ısıtacağız. Ama bundan öncesi yaz gibiydi ya. Şortla, tişörtle gezenler vardı valla. Burayı ısıtacağız inşallah şimdi. Bence de daha 3 gün buradasınız. Evet. 3 günde umarım güzel olur da çarşıya çıkarsınız. Umuyoruz. Yenge üşütmüş galiba biraz. Ben hastayım. Hastayım. Tatili de hasta hasta da gelinmez ki yenge ya. Vitaminli yarına kadar iyileş. Hemen sıkla portakal ısmarlayayım size ya. Vitamin olsun diye. Bakalım şansınız nasıl gelecek? Evet ya, hadi bakalım. Çok müthiş değil. Vallahi bugün benim şansım iyiydi aslında. Çekim. Öyle mi? İki tane sıkma portakal yaptırsana sana. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Durumunuz ne şimdi? Durum kafa kafaya yani. İyi, zararınız yok. Zararımız yok. Çok şükür. Çok eğlenceli buluyoruz biz. Kasino'yu nasıl buldunuz? Güzel. Çok sonra samimi, çok güzel bir ortam gerçekten. Değil mi? Dekoru falan her şey. İnsanlar da iyi. Çalışanlar çok iyi. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ne istesek hemen geliyorum. Zaten tatile geliyorsunuz. Bu tatilde yani... Valla yaklaşık 3 saat, 3,5, 4 saat. 3 saat olmuştur. 3 saattir buradayız. Yoksa biz gezginiz normalde ama hiç gezmiyoruz. Makinenin başında nasıl vakit geçiyor anlamıyorsunuz ki. Evet. Yarın hava bir güzel olursa inersiniz bir Girne merkeze. Bir gezelim. Etrafa bakın. Evet, evet. Gerçi bizim o liman tarafı tadilatta çok güzel bir proje var. İnşallah onu bitirmek üzere, bitirmek üzereler de bittiği zaman çok güzel bir liman çıkacak liman ortaya. Evet. Biz de dört gözle bekliyoruz. Yaklaşık bir 6-7 ay oldu herhalde kapanı. Yani kapalı orası. Sizin böyle bütün videolarınızı YouTube'dan akşamları açıyorsan, hatta Bülent Bey bu akşam ne paylaşmış? Bugün bir şey paylaşmış mı? Kaçırmış mıyız diye akşam bir açıyoruz. 3 saat önce bir şey paylaşmış. Aç 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 izleyelim diye. Ne kadar güzel ya. Valla çok acayip keyifli aynen, oluyor benim için de. Aynen, çok keyifli geliyor. Hani bu şimdi imkanı her zaman bulamıyoruz. Türkiye'den geliyoruz. Tabii ya. Yani, bir de şimdi bunları biliyorsunuz. Makineleri biliyorsunuz. Oynuyorsunuz. Kıbrıs'ı biliyorsunuz. Ya, galiba buradaki, burada onu yaşıyorsunuz. O duyguyu yaşamış gibi değil oluyoruz. Mi? Yani burada yaşıyoruz. Evet, onu izlerken o duyguyu yaşamış gibi oluyoruz. Çok güzel bir şey. Güzel bir şey yapmışım. Allah var yani. Çok, gerçekten. Evet, vallahi evet, güzel bir şey yapmışım o. Dizi evet, tadında oldu. Biz ilk Kıbrıs'a geleceğimiz zaman böyle işte hani acaba kumarhanelerde videolar var mı da çekilmiş diye böyle hani bayağı YouTube araştırıp evet, evet, hep yasak. Dizi çekim yapıyorum. Hani bir iki parça öyle bir şeyler vardı. Sonra sizinkileri denk gelince hepsini sırayla izlemeye başladık. Ben de asıl işte pandemi döneminde şey iyi oldu. Çünkü yani ülkeyi bir vakayla kapattık. Evet, bu da öyle. Tek bir vakayla ülkeyi, kapıları kapattık. Türkiye'den insanlar gelemiyor. Buradan kimse gidemiyor. Kendi içimizde kaldık yani. İnsanlar habire soruyor, özlüyorlar burayı. Ben de böyle bir şey yapma ihtiyacı duydum ve açıkçası iyi güzel de oldu. Çok beğendim. Aynen, çok güzel. Güzel. Evet. İyi geldi. Farkındayım evet, ben de onu. Çok da niyetlendik Grant almaya ama kısmet bakalım. Şimdi tatile herkesin ihtiyacı var. İnanın bana yani yaşadığımız coğrafyada sıkıntılar bir türlü bitmek bilmiyor. Yani. Evet. O yüzden tatile ihtiyacı oluyor. Evet. Tatilde nerede rahat ediyorsanız orada. Mesela ben Antalya'da bakıyorum. Tatil Antalya'ya gitseniz bir 5 yıldızlı otele tatile, Kıbrıs'tan daha fazla para harcamanız gerekiyor. İnanılır gibi değil. Rakamlar inanılmaz rakamlar evet, yani. Evet. İki kişi şimdi bir tane 5 yıldızlı otele bir 3 günlüğüne turistik gezi yapın. İnanın tatil, güneş, işte havuz falan inanılmaz rakamlar yani. Buradaki oyun keyfi olmamasına rağmen
dünya para ödüyorsunuz. O yüzden aslında burası daha cazip. Evet. Bir de Kıbrıs'ın yani... biz şunu seviyoruz. Tamam, dışarıda da daha tatile gidebiliyor ediyor ama burada hizmet sektörü gerçekten çok canlı. Çok böyle insanlar candan, sıcak. Evet. Yani Kıbrıs hakikaten böyle bir korunmuş bir şey gibi, bölge gibi. Çok hoşumuza gidiyor. Onun için geliyoruz biz. İşte burada kafayı dağıt, işte aşırıya kaçmadan, bak size dikkat ediyorum şimdi, betlerimiz güzel. Aşırıya kaçmadan zevkine vararak insan kafasındaki bütün stresleri atabiliyor. Ben mesela sınırımı bitirdim, durdum. Tamam, öyle olması lazım. İnanın bana. Şimdi bak, burası kazanır, verir, bir şeyler yaparsınız. Yemek yersiniz şimdi. Ya tatil bu yani. Karnımız doyduk zaten. Afiyet olsun. Çorbamız güzeldi, sağ olun. Açık büfe başladı şimdi. Biz mercimek çorbamızı içtik, sağ olun. Benim diyen mercimek çorbasına değer değil mi? Güzel. Sizin videonun altına bir şey de alsak aslında güzel olacak. Yani bir tane yonca açmadık ya. Açmadı, evet. Olsun, sohbet güzeldi, o da güzel oldu. İlla ki atar yani. İlla. Bu arada Ankara'dan bahsetmişken birkaç kişiye selam göndereyim ben de. Gönder. Yani Ankara'dan bahsettik. Cemal Çeltikçi, Murat Fidan, Bülent Demiraslan. Bunlar Ankara'da benim en sevdiğim arkadaşlarım diyeyim. Bir de İstanbul'da Semra Özgenç var. Ona da ayrı bir selam göndereyim. O da sürekli beni takip ediyor, Semra Hanım. O da benim için çok değerli artık. Biz baktık hatta sizin şey var mı diye. Yıvan'ın Instagram hesabına baktık. Oradan mesela sizin Instagram hesabınız var mı diye baktık. Ya şimdi göremedik de. Vardı. Benim bir Instagram hesabım vardı ama ben kapattım onu. Yani, bir hesabı çubuk şeyler yazıyordu. O yüzden şey yaptım ya, engelleyemedim bir türlü. Engelliyorsun, başka yerden bir daha çıkıyor. Anladım. Komple ben de onu sildim attım öyle. Yoksa yani hani takip edecek takipçinizdir. YouTube'dan gönder, şeyden, Facebook'tan gönderdim. Facebook'tan kabul ederim ben. Tamam. Facebook'u aktif kullanıyorum, bir de YouTube'u. YouTube zaten takip ediyorum. Evet. İzne çıktınız herhalde değil mi? Evet. 2-3 günlük böyle bir kaçamak izni yaptık. Evet, iyi oldu. En azından soğukları burada atlatacaksınız ya. Evet. Ankara karkış, kıyamet. Bizim de bir oğlumuz var. Biz de ona buradan selam söyleyelim. Kaç yaşında? Asil. 6 yaşında. Ay canım benim ya. Asil'im, seni çok öpüyorum ben de. Canım benim. İzleteceğim bunu. İzletsizler. Okula gidiyor herhalde değil mi? Evet. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıfta. Birinci sınıfta. Tek çocuk. Peki, evet. Tek. Bence iki tane gerekli. İnşallah. Öyle mi dersiniz? Ben tek çocuğum. Ha, ben yani de, eşim de tek çocuk. Yani şey, babası rahmetli olunca cenazesiyle ben ilgilendim. Ya sonra baktım yani tek bir tane çocuğu ileride biz de öleceğiz yani. O çocuğu tek bırakmamak için şey yaptık yani. İkincisi şart bence. Nasıl? Ben nasıl? Tek çocuğum mesela abla sevgisi şeyi bilmiyorum yani, o tür şeyler yok bende. Şimdi siz bahsettiğiniz konuyu açtınız diye söyleyeceğim. Bugün buraya gelmeden önce eşim de yakın bir zamanda tek çocuk annesini kaybetti. Otelde oturup sohbet ederken uygulandı biraz, ağladı biraz. Yeah. Tek çocuk mesela, yani onun tek başına üstlenmesi. Çok kötü. Yani onu böyle hani o duyguyu paylaşacak, aynı duyguyu net olarak anlayacak bir kardeşinin olmaması. Evet, aynen öyle. Yani o biraz sıkıntılı, tam o yüzden. Hani biraz duygusal bir ay yaşadık, buraya geldik. Bak, aynı şeyi de ben üzerine tekrar evet, şey yaptım. Evet, siz bahsettiğiniz yeri söylüyorum. Evet, yani. Hissetmişsiniz gibi oldu. O yüzden şeye de o yani sizde inşallah yani lazım. İstiyorum gerçekten. Benim iki kız arasında da 6 yaş var. Yani tam ideal zaten sizinkileri. İki tane Allah kız var. Allah'a emanet. Çok mersi, sağ olun.
Şimdi sizin bu videolarınız aşağı yukarı ben bakıyorum 3000 ile 5000 arası kişiye ulaşıyor. 3000 ile 5000 olur mu? Günlük 70.000 kişi izliyor. Ah! Bak yemin ediyorum böyle bir şey yok. Şu an 9 milyon görüntüleme var. Ha, ben böyle tek şey video için söylüyorum. Evet, yani tek video evet. 3000 evet. 5000 ama ben 70.000 kişi izliyor. 9 milyona yaklaştı görüntüleme. Acayip bir şey yani. Süper ya. Ya o çok iyi tabii. Ama şunu söyleyeceğim. Bir sahnemden falan bahsediyor. Bazen görüyorum böyle insanlar. Biraz da tabii insanlara da mesaj olsun. Görüyorum insanlar anneleri arıyorlar. Mesela anne zamanım yok kapatıyorum. Hemen kapat. İşim var. Ne yapıyorlar falan. Çok üzülüyorum. O anneler o aramayı bekliyor. Evet evet aynen öyle. Bekliyor rica tabii. Ediyorum. Rica ediyorum bir anı gönülden. Anneleriniz aradı mı? Ya bir tane hayat var ya. İki elin kanda olsa. Bir tane hayat var ya. Konuş. Yani. 5 dakika, 10 dakika farkı fazla değil yani. Bir de günümüzde öyle bir şey ki yani herkes hemen hemen ailesinden uzakta zaten. Evet. Yani hayat sen mesela annen ne kadar zamanda bir görüyorsun? Aynı yerde mi yaşıyorsun bilmiyorum ama. Ya da kayınvalideni falan. Kaybettiniz işte. Kaybettiniz kayınvalideni işte. Evet bizler de gideceğiz. Bizler de yaşlanacağız. Bizler de onların yerinde olacağız. Bizler evet. Başımıza gelmeyecek şeyi başkalarına yapmamamız lazım. Evet. İşte ben mesela hep böyle saygılı bir ortamda yaşadım ama benim çocuklar da istiyordum öyle bir ortamda yaşasın ama hiç öyle olmuyor. Bu Z kuşağı ilginç bir kuşak. Değişik bir kuşak. Gerçekten öyle. Yani sen ailende gördüğünü onlarda da görmek istiyorsun ama göremiyorsun. Yani ilginç. Alışıyoruz yani. Artık onlara bir şey veremiyoruz çünkü. Biz onlara alışıyoruz. Aynen öyle. Onlar adapte olmak zorundayız. Evet çünkü onlar olamıyor yani. En basitinden bizim kuşağımızda YouTube diye bir şey yoktu. Tabii. Şimdi buradan her şey bütün iletişim sürüyor. Herkes birbirine bazı şeyleri buradan anlatıyor. Enteresan. Her şey yani yeni kuşak ilginç bir kuşak ya. Kesinlikle. Mesela ben daha babamın yanında ayaklarımı uzatmamıştım. Yani hayatta öyle bir şeyler yapmam yani saygısızlık. Büyüklere saygı bende sonsuzdur. Bunlarda öyle bir şey yok ya. Hiç umurlarında değil. Öyle vallahi. Hadi artık bir tane at da. Bir şey İlginç'in senden de şöyle güzel bir şey. Yani bir şey atsın da bari şu videonun. Ne at, ne yonca attı, ne bonus attı, hiçbir şey atmadı. Şu videonun bir çile... Gelecek mi? Bekleyelim. Çileyi olsun. Bilelim mi artık? Bir bilelim yani. Bu arada oynayacak mısın Engin? Oynayacak. Ha, oynayacaksın değil mi? Şey değil yani. Bari bir bonus alalım ya. Ben bonusa da razıyım o da yok. Yani bir yonca atsa da bari heyecanını görsek. Atacak da ne atacak? Öyle vermemesi bazen iyi olabiliyor. Büyük niyetle geldik. Bak şu an şöyle gönderiyorum enerjimi. Büyük niyetle geldik. İyi niyetliyiz biz. Evet. Güzel abi bir yerden geri döndüm. Yani güven koltuk 44 bin. Evet. Ya. İyi şansın mı senin? İyi şansın ya. Gelmedi bir türlü bilemedim. Bu profesör amca bizi şu ana kadar şey yapmadı yani. Hayır onu da hiçbir şey atmadı yani. Evet. Ne yonca attı ne bir şey attı. 14 dakika oldu mesela. Hiçbir şey vermedi. Ne? Vallahi konucu. Vallahi güzel bir video oldu benim için yani. Sohbet çok güzel. Ben bayıldım. Değil mi Kamil? Aynı şekilde. Ben de inan, benim de inanılmaz hoşuma gitti ya. Evet. Çünkü çok öyle hani izliyorduk. Sesinizi duyuyorduk. Yüzünüzü de gördük. Bulantı da gösteriyor ama gelmiyor. Asil'e de izleteceğiz bu videoyu. Aynen. Asil, yani Asil'cim. Seni çok öpüyorum gerçekten. Ay çok tatlı ya. Kesinlikle bebeğim. Annenin babanın kıymetini bil. Her fırsatta öp onları. Ay bu yonca monca atmayacak. Ben binde düz bırakacağım. Aynen. Ya binde... Bence biz de bırakalım artık. Olabilir. Yani hiç ilginç.
Hayır, böyle arasında gösteriyor da 500 lira veriyor. Gösteriyor, evet işte. Şunlar geliyor ama. Aldığı kadar. Son basışı. Şansın bol olsun. Umarım çok büyük ikramiyeler kazanırsın. Ben de burada olurum. Beraber çekeriz. Asile hediye ederiz onunla. İnşallah. Teşekkür vallahi ederiz. Çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Şansınız bol olsun. İyi seyirler diliyorum herkese.